Evet e, Yusuf'un yaşadığı moral bozukluğunu e, hem Özgür teselli etti onu bir şekilde motive etti dedi ki bu kadar zamandır başardıklarını gör başarısız olma hakkında var kimse mükemmel değil çünkü e, ama benim daha çok dikkatimi çeken Kem Gözlü'nün biri geldi onun yüzünden nazar değdi işte gibi. Hmm. Bir söyleme olması bu takıma kim yeni geldi Ertuğ yeni geldi acaba bunu Ertuğ mı söylüyor diye bir soru işareti doğurdu aklımda. Ne düş ne düşünüyorsun Evrimcim bu konuyla ilgili? Olabilir yani söylemiş olabilir birinin gözü değdi bize. Ya Hı? niye biri diyorsun ki yani ya böyle bir şey söyleme ya da isim ver ortada yani ya bu dedikoduya giriyor işte üstü kapalı dedikodu biliyor musun? Ama herkesin önünde söylüyor. Hayır yine de... Bu dedikodu değil ya dedikodu al iyice fısır, fısır böyle konuşmak değil bence ya. Ya bu art niyete yani giriyor geliyor o zaman. Yani isim vermeden. Değil de isim belki vermeden konuşuyor Zan ya. altında bırakıyor. Evet. Zan altında bırakıyor, isim vermeden konuşuyor. Biri geldi gözü değdi bize böyle oldu. Ya sizin takımıza bir tek Ertuğ geldi. E Ertuğ'un da bakıyorum dörtte dördü var. Altıda üçü var. Birde biri var. 8'de 3'ü var. E bu Ertuğ bildiğimiz Ertuğ. Ertuğ 6'da 0 çeken Kürşat gibi e düşük performanslı olan bir survivor değil ki. E Ertuğ best of'lara çıkıp en önemli oyunlarda sayı kazanan bir e survivor. E umarım sen bunu Ertuğ için söylememişsindir. Başka ihtimaller ne mesela sizce? E tak geldi dediği için bir tek Ertuğ olabilir. Ay yeni gelen kim? Survivor'a da yeni birisi gelmedi. Yeni gelen kim var? Bir takım değişikliği olan kim var? Tam kelime neydi orada? Kem Gözlü'nün gözünün biri. gözünün biri geldi. Nazar değdi gibi bir şey söylüyor. Birazdan tekrar yani. gelir gözlünün orası. orası şey Orada zaman değerlendiririz. Kem gözünün biri geldi. Bip. Nazar değdi. Evet öyle bir şeyler söylüyor ve hani bu arada Ertuğrul da çak yapıyor hani bunu söylerken. Çünkü o yüzden üstü kapalı isim vermiyor ki. Tam olarak çak, küme söyledi? <gülüyor> <gülüyor> Senin yüzünden oldu çak. Şey yani. Ya yani, bak şimdi. Yani, anlayamıyorum. Bana takılan daha büyük yer şu oldu. Yani bu dörtte sıfır, beşte sıfır yapmak ne kadar kötü bir şeymiş. Yan bence doğru biraz böyle sesini... Ya bu zamana kadar hiç çalışıyor. sayı almadığı, oyun olmadığı için belki bu durumda hani kendini sorgulayabilir. Yani bir insan olarak tamam böyle bir hakkı var ama hani ne bileyim bu kadar da çok mu artık kendini bu kadar yıktı mı? Özgür teselli ediyor, Aziz teselli evet. ediyor, Ertuğ teselli ama ediyor, işte... Asena teselli ediyor. Şimdi bak ee, iyiyken... Egolu davranmasa kötüyken bunları zaten yaşamaz. Tabii ki. Zaten. İyiyken egolu davranmasa kötüyken bunları yaşadığında biz sorgulamayız. Kimse de bu kadar onun adına e, sorumluluk yani, almaz, yardımcı hı, olmaya çalışmaz. Evet. Kendi derdini kendi çözebilecek durumda yani, olur yani. aslında bence Özgür burada çok değişik bir şey söyledi. <laughs> yani gibi şey yok. <laughs> ne? Ne dedi? bir şey. Benlik bir şey yok. Onda da best of'a en iyiler çıkacak zaten sen otur hayır. aşağı. Ben diye bir daha çıkmayacağım değil mi dedi? Yok dedi. Bundan sonra best of ver sen çıkmayacaksın Kötüsün dedi i̇lk defa, geç, Evet. Şey yani. çok tatlı ama. söyledi yok, yok. ama. Hiç itici değildi. Özgür, çok tatlıydı valla. Özgür. Orada Yusuf'un eee <laughs> Kem gözünün devam birisi eden. geldi, gözünü taktı bana. Kem gözünün biridir o. Evet bir de çok yine orada bipler var. Yani gerek Çak, var mı kem yok. Çak gözlü <laughs> o çok iyiydi ya. <laughs> Yani, abi çok yani anlamıyorum. Ona gülüyorum. <gülüyor> yani e, burada şöyle bir durum var bir de. E, yani Özgür diyor ki 5 aydır öyle değildi. Bugünlük bir şey o diyor. Daha da hani ekmeğine yağ sürüyor Yusuf'un. Yani bu bugünlük bir şey diyor. Ya Gerçekten öyle aslında Yusuf bu değil. Hey, değil. Yani hata yapabilir bir insan evet. sayıda alamayabilir bu kadar kendine yük bindirme bu da olabilir çünkü kaybetmek yani, de var ama hayatta şimdi, demek yani, istiyor ama Kazanınca çok kazanınca ben gidiyorum buradan çok kaybediyor ben gidiyorum beni alın buradan e, ne yapmak lazım yani? yani ne yapması lazım ki bir insan orada kalması için kazanınca gitmek istiyorlar kaybedince yine gitmek istiyorlar Evet. Kim tutar seni kim tutar yani hani başvur masamıydı yani, acaba? Hayır yani gerçekten senedir yani, de yani bak evet. isyan anlıyorum da birkaç kere olunca işin içinde ego olunca e, diğer yarışmacıları böyle zan altında bırakan iddialar olunca da e, ben de bunları sorgulamak istiyorum. Tabii yani, ki Yusuf Survivor anlamında daha böyle efendi ve e, düzgün cümlelerle dursa hem kendiyle alakalı hem arkadaşları ile alakalı biz şu günlük krizini e, sorgulamayız hatta deriz ki ya bu Yusuf'a da gerçekten bir şey oldu deriz Bu arada e, bak işte bazı şeyler bulaşıcı Dün dua isteyen Kürşat bugün de Yusuf dua istiyor Survivor'da çok kolay etkileniyor insanlar Zaten sonra e, görüntülerin devamında da e, kırmızı takım da diyor Ay benim de annem dua etsin o zaman dur ay anneanneme söyleyeyim de Kürşat diyor ki Anneannem inşallah duyuyorsa anneannem bana ederken Yusuf'a da etsin diyor Sonra diğeri diyor ki annem de bana etsin falan filan ...herkesin böyle bir... ...söylak dua ediyorlar, Zaten, zaten ediyorlardır. siz okunup üflenmiş bir şekilde oradasınız. Tabii ki yani ya. Herkesin Aynen. Sevdikleri Aynen. annesi, adına anneannesi, babaannesi... Iyi dilekler ve dualarda balası. bulunuyordur zaten de... Yani ...ekstra talep edilince... ...belki birazcık daha böyle bir şey olur Hatim diye. Hatim indiriyordur bak. Şu an o yarışmacının aileleri cidden bak... ...sakatlanmasın benim çocuğum, mutsuz olmasın... Allah korusun, ...gidecek tabii ki. en iyi yere kadar gitsin diye... ...her gün ne dualar ediyorlardır. Öpmediklerini evet. mi zannediyorlar? Hem... Aziz hem de Yusuf tarafından bakacağım. Ee, kadere inanır mısınız? Tabii ki. Tabii ki. İnanırız. yani hani tabii ki ama e, şu laf bence çok değerli ve önemlidir. Kader gayrete aşıktır diye. Şimdi yani e, ben şimdi burada oturayım. Diyeyim ki ya ben çok zengin olacağım diyeyim ama hiçbir şey yapmayayım. E, oldu. Ya da ben çok mutlu olacağım diyeyim. Yine Al şey kancım, yapmayayım. bu 5 milyon ne, dolar. Ne eşimi <laughs> ne eşimin e, ne derler huyuna gideyim. İşte e, ne yani evde böyle kötü bir baba, kötü bir koca olayım. E, o zaman ben mutlu olamam ki. Gerçekten benim bir şeyler için gayret etmem lazım. Hı hı. Şimdi Aziz gayretiyle kendi kaderini yazıyor. Yusuf da bugüne kadar gayretiyle kendi kaderini yazdı. Acaba şunu sorguluyorum. Yusuf şu an performans olarak bir şeyleri eksik mi yapıyor? Mesela konsantrasyon, mesela motivasyon ya da kendini mi saklıyor şeye e, bireysel. bireysel. Yarışmaya ya da yine birbirlerini konuşarak bu bireysel ilgili çok mu zehirlediler? Abi sakin olun zaten elenmeyeceğiz. 3-4 kişinin Hı -hı. arasında konuştuğunu söylüyorum. Bireysel var. Bir bireysele kalalım. Hı -hı. Hayır. Önce bir buraları geçin. Tamam. Futbol takımından. Önünde bir derbi maçı var ama sen derbiye kadar 3 maçını yedek kadro çıkarıp derbi var abi dersen 9 puan kaybettin. Derbide 3 puan alsan ne olur? Yusuf'un... Ee, şu an Survivor anlamında bir şeyleri eksik yaptığını ve motivasyonun çok düşük olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani çünkü Yusuf'un azize kaybetmesi çok olağan bir şey değil. Yusuf'un acilen e, bir kendiyle alakalı oturup, düşünüp parkurda neyi eksik yapıyor? Atışta neyi eksik yapıyor? Çünkü atış e, %20 şanstır. Hı hı. %50 motivasyon, %30 da beceridir. Becerim. Ama motivasyon çok önemlidir. Tabii. Demek ki motivasyon ve Şans kısmında bir eksiklikleri var. Sadece becerili olmuyor. Ya da şans kısmında bir eksikliği var. Motivasyonda biraz da. Yani hiç sıkıntı var. Bununla ilgili bir acil önlem planı yapması lazım. AEP. Mavi takım kendi arasında da bench'te otururken konuştular bu arada. Ee, aslında burada birçok şey mental, kendi kendimize yarattığımız stresten dolayı bile, hani dış etkenlerin dışında, kendi kendimize yarattığımız stresten dolayı bile yapabileceğimiz şeyi yapamıyoruz gibi bir konuşmaları oldu kendi aralarında. Belki böyle bir farkındalık yaşamaları adına e, negatif şeyler de yaşamaları gerekiyordu ki daha iyi toparlasınlar mentallerini ve daha iyi sarılabilsinler bireyselliği.